Anladın değil mi mantığı? Yüzdeki şişlikleri alıyoruz böyle. Dön bakayım bu tarafa. Tamam şöyle de. De şöyle. Şöyle. Bıyıklar. Evet. Bakayım. Uyandın mı sen de? Oy 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 buz gibi. Telefon sonuçlu. Açtın önce. Aşkım günaydın da şu telefonu açar mısın da? Seni arıyorlar. Bu dedim ya. Günaydın kalkın bakalım. Bakın Sivas kalkmış. En erkencimiz Sivas. Arkadaşlar günaydın. Günaydın ama ne günaydın? Saate bakalım. 14.24. Aslında şunu fark ettim. Belki siz de fark etmişsinizdir. Ben aynı gün vlog çekip aynı gün yüklüyorum. Yani ikimiz de aynı günü yaşıyoruz izlerken. Şu halime bakın arkadaşlar. O kadar şişim ki bir tür balığa benziyorum ama çıkartamadım şu an ismini. Bugün biraz bakım yapalım. Hangi balık? Balon balığı, mantıklı. Şimdi sana çok seveceğin bir test yapıyorum. Test yapacağım sana. Gel. Bunu sadece kadınlar yapabiliyormuş. Bakalım sen de yapabilecek misin? Ben o sırada malzemelerimi sayıyorum. Bir bardak su. Plastik olsa daha iyi olur. Bunu tavana dayıyorsun ve bir vidada sopasıyla. Ya ben sana konuları soracağım, sen bana bakar kendince olacaksın. Tamam. Anladım, olay bu. Bekle çekeceğim. Olay çok iyi. Demek ki. Evet. Tamam işte olay bu. Görüşürüz. Tamam ver ben süpürürüm. Sen git kahveni iç ver. Tahmin etmiş miydin peki bunu? Uğur gelince de Uğur'a diyeceğim ki bunu sadece kadınlar yapabiliyormuş. Sen yapabilecek misin bir bakalım diye kandıracağım. Tek faktör onun boyu uzun. Ben yeni kalktım ama. Evet ben hepimiz yeni kalktık. Ben şimdi yataktan çıktım, yüzümü yıkadım, saçımı topladım geldim ben. Su dolu bir bardak tepeye gidiyor. Sen de bunu viladanla tutuyorsun. Senin Uğur yapabildi. Görüşürüz Uğur. Kavga mı geçiyor? Nasıl sadece kadınlara yapabilecek? Şaka yapıyorum, seni bu şekilde kandırdım. Ha ben böyle duracağım. Ha! Yeni tatmış bir insana. Zaten tam da o yüzden yaptım. Aşkım saçın çok güzel olmuş bu arada. Evet. Samim. Samim mi? Niye çok güzel o? Ben bunu senden alayım. Bir şey söyleyeceğim sevgiline, bir tişört getirsin. Hayır sen değişir, ben de buraları sileyim. Şimdi bu evde bir takım bakımlar yapılacak. Önce kendimden başlıyorum. Önce ojelerimi çıkartıyorum. Şu hale bak, leş gibi. Bu saçları bir açalım. Bugün başka bir örgü deneyeceğim bu arada, biliyor musunuz? Havluyla ve çorapla yapılan bir örgü trendi yine. Yani insanlar evde ne yapacağını şaşırdı. Çorapla saç mı örülür bilmiyorum ama onu deneyeceğim. Bir de bak bunu Instagram için çekeceğim. Peace Out Pores diye bir ürün var, tamam mı? Markası herhalde Peace Out. Evet Peace Out. Bu bir gece boyunca burnunuzun üzerinde kalıyor. Yani bununla uyuyorsun, sabah da çıkartıyorsunuz. İnsanlar bunu böyle büyüteçlerle falan şeyini çekiyor, sonuçlarını çekiyor. Benim büyütecim yok ama kameramın zoom ayarı bence bizim işimizi görecek. Yani zoom çözünürlüğü bizim işimizi görecek. Bunu da yapacağım. Bunu da yine Instagram TV'ye çekeceğim. Çünkü yani şimdi bunun için koca bir video çekilir mi? Ben herhalde bir 3-4 gün önce bileklik sipariş ettim ve şu an baktım Trendyol'dan teslim edildi gözüküyor. Sizce nereye teslim edilmiş olabilir? Hani çünkü bende yok. Ay bu vesileyle de örgülü saçım ona asla yakışmayacağını görmüş olduk. Tam Murat Kekilli'ye benzedim. Hala bak. Kanala geçiyordum. Ben Murat Kekilli oldum. Ortalama kaç dakika duş alıyorsunuz? Mesela ben baktım tam 8 dakika. 8 dakikada duşumu alıp çıkmış oluyorum. Saçlarıma duştayken hani saç kremi sürmüyorum. Aksine böyle sert sert hani kuru bir halde bırakıyorum. Daha geç yalansın diye. Onun yerine çıkınca hemen bir fön suyu mu derler? Hani böyle saç açıcı. Önce geliyorum şöyle uçlarını tarıyorum. Şimdi şu çorap örgüsünü yapalım mı beraber? Ama önce bir takılarımı takıp geleceğim. Bir dakika. Uzun bir çorap arıyorum şu an. Buldum. Hem de daha hiç giymemişim. Bir tane beyaz, bir tane siyah. Bu bize yeter mi? Yetmez. İki tane daha bulmam lazım. Şunu şöyle bir yukarıda bir yerlere tutturuyorum. Sonra aşağısı daha rahat elimizde kalıyor. Bir yardımına ihtiyacım var. Damla Noel baba geldi. Noel. Evet. Senin bunu böyle tutman lazım. Tam arkamdan. Örgüyü alacağım. Ortasına koy bakalım ucunu. Şimdi nasıl olur? Sen bunu tutuyorsun tamam mı? Hı hı. Şöyle. Nasıl örülüyordu saç ya? Bir tanesinin elimde olması lazım. Bir dakika dur. Şöyle. Saç böyle örülüyor. Evet. Tut. Ha, bunu tutma, bunu tutma. Neydi? Bir dakika, bir saç örmeyi hatırlayayım. Bir saniye dur, çok şu an panik oldum. Abi saç nasıl örülüyordu? Abi bunu da saç olarak düşün. Şöyle. Hı-hı. Şöyle. Evet. Sen şöyle. Tut, ör. Örgüyü unuttum. Dipten sıkı sıkı örmeye çalış. Çık çık, dibe çık çık. Hah. Al bunları da, çok iyi. Özellikle ıslak bıraktım daha kolay olsun diye. Yanlış mı yapmışım? Bu nedir peki? Bu çok güzel bir şey çıktığına inanıyor insanlar. Dalga. Bir gece falan bu şekilde yatıyorlar. Ben bir gece yatmayacağım. Bir gün böyle mi duracağım? Hayır. Ben kuruyacak. Sonra birazcık fön çekeceğim. Sonra da evet. Damla böyle mi dolaşacağım? Evet. Evde istedim. Ay hiç ciddi alamam seni. Tamam gel hemen o zaman bunu da ör. Ver.
Şu an Sims'te kaçan bir şey yok değil mi? Durdur sen de oyunu. Yok, holiday. Winter holiday yaptım. Tamam. Noel baba geldi. Ho 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 falan yapıyor. Şey, paketleri aldık da season. Zaten toka mı bulmalıyım şimdi? Hı hı. Plastik de olur. Yaladım biraz ama sıkıntı olur mu? Bu şey mi hani eski zamanda maşa falan yok diye. İnsanlar şu anda nedense bunu yapıyor. Hani çorapla yapan var, evet. Havluyla yapan var. Bir trend bu Selin. Biliyorsun günümün 3 saatini TikTok harcadığım için. Ama batak orası arkadaşlar, haksız mıyım? Ben mesela bıraktım. Çünkü sen Türkleri izliyordun. Evet. Bu arada Türkleri voklamıyorum yani, yanlış anlaşılmasın. Sadece ben trendleri takip etmek için de yabancıları takip ediyorum, anladınız mı? Yoksa karşıma Türkler çıkıyor. Çok güzel kızlar var mesela, makyaj yapan. Evet, evet. Karnın gurulduyor senin. Evet. Tamam, şimdi bu şekilde bir süre en azından bekleyeceğiz. Kuruyana kadar falan. Bu şekilde devam ediyoruz. Nasıl olmuş aşkım? Ne yapacağım şimdi sinirim ben. Arkadaşlar Uğur gibi olmayın işte. Ne oldu anlat bakalım bize. Az 10 dakika yarışı kaybettim be. Alparslan hadi gel. Davet edemiyorum çünkü daha yolunu da bir daha çıkacağım daha yolunu. Restart da yapamadım. Acaba plaka sana uğursuzluk mu getirdi? Uğur Need for Speed'deki Lamborghini'sinin plakasına damla yazdı bugün. Ve sanırım o yüzden hiçbir yarış kazanamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aşkım haritayı göremiyorum, çekil be. Başlayacağım şimdi videonu ha. Hadi bakalım biraz da Selin'i izleyelim. Aa o ne mavi adam? Ruhum. Neden öldün mü? Değil, ölmedim de çocuğun babası öldü. Liza hiç yaşlanmıyor. Liza yani günlerdir aynı. Genç kıyafetler giyiyor diye. Sonra arkadaşlar yaşam. Bakın seni göreceğim. Selin'in burası işte bodrumu, evet. Bodrum katı. Evet. Ve bodrum katında erkek çocuğu yaşıyor. Hı-hı. Ve asla penceresi falan yok. Karanlıkta yaşıyor gerek çocuk. Yok. Yani gün ışığıyla bir işi yok çocuk. Çocuk bu mu? Çocuk ay ben ne yapsam tek başıma? Yani evdeki gerçekten ama tek akıllı benim, farkındasınız değil mi? Bakın Uğur orada kafayı yemiş, tamam, Selim orada kafayı yemiş. Benim tek... evet çorap detayım dışında. Tek normal kişi benim. Tetikler güneş almıyor, çok sinirlenirim bu duruma. Bu aralar saat 6'dan sonra yemek yemiyoruz. Gerçekten şakasız. 5.30-6 gibi son yemeğimizi yiyoruz. Sonra akşam hiçbir şey yemiyorsunuz derseniz kahve içiyoruz, soğuk kahve, soğuk çay yani. Ama son yeme saatimiz genelde tam şu sıralar. Bu arada ben gideyim şu kaç bıyık videosunu editleyeyim. Ondan sonra yemekte görüşelim. Saatlerimiz kontrol ediliyor. 17.53 ve bakın yemeğimiz hazır. Uğur fırında İzmir köfte ve yanında makarna tercih etti. Bir de simit. Bu Uno'nun simitleri. Bunları fırına atıyorsun, yiyorsun ya, hoşumuza gidiyor bu sıralar. Selin Hanım ise patatesli havuçlu bir karnabahar yemeği yiyor. Benim için de aynı menü geçerli. Bir de yanında köfte var. Yemek istersek diye. Bu şarkının adı Sunday Best. Tam bugüne yarışır. Yarışır değil, yakışır. Yarışır da olur. Tamam, yarışır. Yarışır olur mu? Evet, afiyet olsun. Ha ne yapıyorsun saçıma? Yok sesine bir şey vermem. Şimdi sana bir soru soruyorum. Hı. Ve bakalım bu soruya ne cevap vereceksin. Senden ayrılsam ne yapacağımı söyle. Senden ayrıldıktan sonra ne yaparım ben? Zayıflarsın. Spora yazarsın işte. Başka? Instagram'da fotoğrafları arşivlersin. Hı hı. Başka mı? Söyleyeyim mi? Ne? En önemlisini unuttum. Ne? Eski sevgilimle barışırım. Eski sevgilimle barışırım. Bence yapmasın öyle bir şey. Şu an bir oyunun içerisindeyim. Eski sevgilimi sarılıyorsun o durumda. He. Ben anlamadım. Tahrik ediyorsun beni. Hani sinirlendiriyorum zaten. Sinirlendiriyorum. Sinirlendirmeye çalışıyorsun zaten. Bunu yapın tamam. Bunu erkek arkadaşınıza yapın. Senden ayrıldıktan sonra ne yaparım diye sor bana deyin. O zaman o da ne yaparsın desin. Siz dedin ki eski erkek arkadaşına barışırım. Yalnız fotoğrafları arşivlersin dedim. İnce yandım orada. Barışma ihtimaline karşı. Ama ilk dediği şey dedim ki zayıflarsın. Direkt zayıflarım oğlum. Direkt tüp müydü? Şivasım. Bok kokusu var ama senden olabilir mi? Hı? Ne yapıyorsun burada? Tek başına ha? Bu arada bir 10 dakika önce Instagram TV'de bir video paylaştım. Orada da işte hani kaş bıyık nasıl evde aldığımı gösterdim. Belki onu izlersiniz ve ondan sonra da bu videoyu izlersiniz diye bir açıklama yapacağım. O kullandığım şey epilatör bıyıklar için ya da kaş için her şey için kullanabilirsiniz onu. Pilli. Ya benimki pille çalışan bir şey. Sivilce çıkartıyor yazanlar olmuş. Ona istinaden söyleyeceğim. Sizin yüz hassasiyetinizle ilgili bir şey. Çünkü bende asla sivilce çıkartmıyor. Tek tek alıyor anladınız mı? Minicik tüyleri bile alıyor. Olmasına rağmen bir sivilce çıkartmıyor. Genel bir yorum yapamayacağım. Sivilce çıkartmıyor asla falan diyemem. Bilmiyorum. Bütün tüyleri böyle tek tek yakalayıp alan bir alet. Ben seviyorum. Reklam da değil yani. Reklamını yapmıyorum. Öyle. Buradan da çıkayım dedim. Genel
genel bir açıklama. Ay hazır buradayken şeyi de söyleyeyim. Ev turu neden çekmiyorsun? Hani çekecektin, yalan mı söyledin bize diyenler için. Yani şu an ya mesela yatak odasındayım ve bir de misafir odası var. Buranın banyoları falan var ya. Bunlar daha tam bitmediği için, daha çerçevelere bile asılmadığı için buraları çekemiyorum. Buraları çekemediğim zaman da ortaya bir ev turu çıkmıyor. Onun için biraz daha bekleyebiliriz. En azından bu karantina dönemi geçince benim ufak tefek değiştireceğim şeyler olacak evde. O kadar. Ama isterseniz Şivas'ın evini çekebilirim. Şivas'ın villası, rezidansı. İlk geldiğinde hiç ilgilenmedi bununla. Şimdi bayılıyor. Şu keselerin içinde yatıyor sürekli. Yani 10 yaşında bir kedinin bunlarla hala oynuyor olması beni çok sevindiriyor. Bir de size hazır şeyi de söyleyeyim. Bir spoiler vereyim. Önümüzdeki haftalarda olabilir. Bu eve İkiz kardeşler katılacak. Yeni doğmuş, birbirinden farklı iki tatlı kardeş katılabilir. Öyle, bekliyorum şu an. Arkadaşımızın çocuğunun yavruları gibi bir şey. Evet, şimdi gidelim şu markadan gelenlerden size bir paket hazırlayalım beraber. Ondan sonra videoyu hemen editleyip yüklemeye koyacağım ve size paylaşacağım. O markalardan gelen her videosunu çektiğimden beri ben daha bunları yerleştirmedim, toparlamadım. İşte şu anda bunun bir adımını atmış oldum. Önce size bir paket hazırlayacağım. Ondan sonra da ben biraz buraları toparlarım. Hoş geldin Şivas. Yeni bir şeylerin kokusunu aldığın an hemen geliyorsun. Oo. Şimdi güzel bir böyle paket yapacağım. Hem makyaj hem cilt bakım ürünlerini koyacağım. İlk önce Vichy'nin bu hyaluronik asit miydi? Aynen. O ürünü ve mucizevi yağ. Şöyle ikisini ayırdım. Aa, bundan söz vermiştim. Lano Lips. Bu lip balmlardan. Direkt şu halde bir tanesini ekliyorum. Bir tane L'Oreal True Match, bir tane de Maybelline Fit Me ekliyorum. Biriyle belki bölüşürsünüz diye. Diğer sette de mesela şey yaparız. Yine L'Oreal True Match ekleriz. Bir de onun yanına NYX'in, L'Oreal'in yine More Than Concealer'ını ekliyorum. Revolution Pro. Bunu ekleyeyim mi? Bu tarz renkte. Şunu da çok merak ediyorum. Neyse kullanınca bana söylersiniz şu rengi. Sonra Garnier'in miseler suyunu ekleyelim. Cilt bakım, makyaj, makyaj temizleme gibi gidiyoruz şu an. Aa saç, bir tane de buhar maskesi ekleyelim. Maskara. Bambi Eye ekliyorum, extra black olanı. Aa birkaç tane kağıt maske ekleyelim. Tamam, bir tane mesela Neutrogena'nın ekliyorum. Bir tane de nem bombası Garnier'in ekliyorum buraya. Ay bu da çok güzeldi. Highlighter paleti Revolution Pro'nun. Hatta hatırlıyor musunuz size şu renk muhteşem demiştim. O Becca'nın Champagne Pop Highlighter'ına birebir benziyor. Buna hiç dokunmadım, dokunmuyorum da direkt yine ekliyorum buraya. Bir tane Dream Long ekliyorum. Bunun kokusu çok güzel. Sırf kokusu için bile sürekli sürmek isteyeceksiniz. Ben bunu baya baya bitirdim. İki tane de Le Macaron Rouge'dan ekliyorum. Bir tane de baz ekleyelim. Benefit'in The Pore Professional bazını ekleyelim. Bende bunun büyüğü var, daha bitmedi. Bir de ben bunu denemek istediğim için bunu direkt size ayırıyorum. Bunu baya merak ediyorum. O bitince bunu deneyeceğim. Tamam, ben şimdi dengeli dağıtmaya çalışıyorum. Mesela bir sonrakinde Hula bronzer olur, fonten olur, maske, daha bir sürü şey var. Evet, paketimiz bu. Şu iki farı da ekleyeyim hemen L'Oreal'in. Böyle biraz parlak ışıl ışıl tam şeftali tonlarında iki farını da ekliyorum. Bu kadar. Saçımdakileri biraz daha bekleteceğim. İyice kuruyacak. Ondan sonra çıkartacağım. Bu paket için de bunu Instagram'dan yapalım bence. Instagram'dan takip edip son makyaj fotoğrafım var ya, kabile üyesi oldum. Onun altına yorum bırakmanız yeter. Yani tek bir fotoğraftan yapalım ki ben oradan daha rahat yükleyebiliyorum, işte aktarabiliyorum çekiliş şeyini sitelerine. Diğerini de mesela YouTube'dan yaparız falan, dağıtırız bu şekilde. Şimdi kapatıyorum videoyu. Tam 2 saniye önce izlediğiniz o görüntüler düne aitti. Biliyorum hiçbir fark yok çünkü hala aynı kıyafetliyim, aynı saçlıyım falan. Ama dün ben videoyu kapattım. YouTube'a yükledim. Belki Instagram'dan görmüşsünüzdür. Üç defa yükledim. 3 defa da telif yedim. O yüzden de sinirlenip yüklemedim videoyu. Bu vesileyle dedim ki bari bugün de vloga devam edeyim. Hem de saçlarımı bugün beraber açmış oluruz. Hem de evde ne yapıyorsak yine sizle paylaşmaya devam ederim. Hemen şuraya kulemi yapayım. Çok ama çok merak ediyorum. Şu an açıyorum. İçimden bir ses çok kötü olacak diyor ya. Aa yok. Aşırı güzel kokuyor. Çoraptan bulayım dersiniz. Uçlar bizi mahvetti. Tamam, devam edeceğim yine de. Yani muhtemelen bunu böyle parmaklarla biraz açmak gerekir. Aa, bunun sonu pek iyi gitmiyor. Şöyle mi kalmalıydı acaba direkt bu haliyle? Hani hiç taramadan. Ben nerede hata yapmış olabilirim? Şöyle yapsam. Peki biraz da makyaj yapsam. Gözünü kapat, geliyorum. Aç. Bu bir yalancılık. Bir şey söyleyeceğim. Hagrid oldum. Sen ne diyorsun? Ben beğendim onu. Çoraplarından sonra mı? Evet. Şu tarafın daha güzeldi. Bu tarafın biraz dağınık. Şöyle yapsam nasıl? Tam bir dansçıya benzedim. Birazdan break dans yapacağım. Hazır mısınız? Oyluyoruz. Benim için hala 10 üzerinden eksi 10. Ayrıca dudağımı çok dışarıdan sürmüşüm ruju. Ay arkadaşlar, size Serkan'ın canlı performansını izletmek istiyorum. Uğur şu an izliyor. Evet Serkan'cığım, sendeyiz.
Ne çalayım dur. Aklıma geldi bir dakika. En iyi çaldığın parça. O tını güzeldi. Güzel. Heyecanlandım ya. Ya anneciğim müsait değilim. Anne burada bir şey yapıyoruz anne. Möşü klabba. Arkadaşlar Serkan'a bu performans için teşekkür ediyoruz. Aşkım bu arada birazcık siyanlıkların çıkmış. Sana hemen bir siyanlıkla bandı yapıştırabilir miyim? Lan 2020 yılında hala saçında kepek var. Ya çünkü şampuan değiştiriyorum. Yenileri ben deniyorum derken başka bir şey der bence. 8 dakikada duştan çıkıyorsun ya. Neden böyle bir infoyu bu videonun içinde verdin Selim? Her duş alanında farklı şampuan kullanırsam olacağı budur. Şaşırmıyorum ben. Bu arada bu sabah hani yasak kalktı. O yüzden yiyecek bir şeyler söyledik eve. Süt, limon, patlıcan, ondan sonra patates. Dışarı çıkmayacağımız için şurası bize komple yeter. Bir de bu sabah bilekliklerim geldi, onu da göstereceğim. Bu bir koçbaşı. Ondan sonra şu yılan. Bu efsane ve paylaştığım linkte maalesef kalmamış. Ama bu videonun altına bırakıyorum o linki. Güncelleyin. İlla ki tekrar gelir bence. Ondan sonra bunu söyledim. Ama bu çam tam benim tarzım değil. O yüzden bunu anneme veririm. O sever böyle şeyleri. Bak böyle bir şey söyledim. Böyle lastikli bir şey. Birkaç tane daha var. Onlar da yine gelince göstereceğim. Bu sırada ben de... Saçım çok kötü. Bu sırada ben de şimdi buzdolabını yerleştireceğim. Selin yıkıyor. Bana veriyor, ben de buraya yerleştiriyorum. Böyle meyvelerin de bir kısmı burada duruyor. Mesela şimdi maydanoz suyu yapacağım. Onun için belki buradan bir elma kullanabilirim. Bu Arzum'un şey kenteki var ya, onunla yapacağım. Ben normalde kocaman sürahilerde yapıyordum. Ama şu an ona gerek yok. Açıyoruz. Koyuyorum bayağı bildiğiniz. Devasa narenciye sıkacağını bir şuraya alalım. Limonları ikiye keselim. Ha, bu daha iyiymiş. Bak bundan bayağı çıktı. 1, 2, 3, 4 tane limon sıktım. 4 tane limonun suyu. Gidiyor bu karışımın içerisine. Bak bu şekilde de güzel oluyor diye gösteriyorum. Üzerine biraz da soda koyuyorum. Hazır mıyız? Çalıştırıyorum. Yani tam minicik kıvamda, yani ağzıma parçalar gelmesin istiyorsanız böyle. Ama ben aslında parçacıklı seviyordum. Bu arada ilk defa içerisine soda koyup yaptım. Normalde sodayı üzerine koyuyordum mesela çok yoğun geldiği zamanlarda. Ona rağmen herhangi bir köpürme yok, güzel. Tamam şimdi bu da gitti. Biraz abarttım. Ama hoşuma gidiyor, ne bileyim böyle buzdolabı bir bardak. Hatırlıyorsunuz değil mi beni, bir ara ben deli gibi sadece maydanoz su içiyordum ama şöyle bir sürahide, yani şunun içerisinde dökelim. Limonu kendime göre ayarladım ya, 4 fazla olabilir. Bunu Selin'in tepkisinden anlayacağız. Eğer fazlaysa siz onu 2'ye falan düşürün. Tamamen keyfi. Dilerseniz içine biraz da cin ekleyin. Kokteylinizi yapmış oldunuz. Biraz dedim ama böyle sonuna kadar koyun şöyle. Yoksa limon tadı çok bastırır. Uğur'cum ne istiyorsun, ayak altında dolaşıyorsun? Ya zaten poğaça yiyorum. En güzel bir şeyler çekti. Poğaça. Bu evde poğaça yapmak yasaklandı. İnsanlar sana çok üzülüyor bu arada. Neden? Çünkü hiç bilgisayar, yani televizyonun başına ayrılmıyorsun ya. Sana gel arabamı göstereyim sana. Hadi göster, tamam. Burada ben varım. Sticker yaptım sanki ben varmışım. Sana gibi benzemiyor, tamam. Bu var sadece. Tamam. Hazır mısın? Evet. Plakayı UD'ye yaptım. Tamam. Yukarıya da... Yani Need for Speed gibi bir oyunda... Benim görüntü Türk olduğumu anlıyor online oynayanlar. Uğur'a bu ince düşünmesi yüzünden minik bir öpücük. 2 saat daha oynamama izin veriyorsun değil mi? Tamam o zaman ben artık videoyu kapatayım da yükleyeyim. Bugün pazartesi söylemiştim değil mi? Direkt olduğu gibi naklen. Yemeği de göstermek isterdim ama o zaman yine saat 9-10'a buluruz yani video yetiştirme sürem. Teşekkür ederim izlediğiniz için ve umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki günlük vlogda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Selin görüşürüz de. Görüşürüz. Hoşçakalın, bye.